Babaya sahip olduğum için dua ediyorum. Çünkü bize en önemli şeyi verdiler. Sevgi ve değerli olma hissi. Çayın bağımlılığı olur mu? Olmaz diyemiyoruz çünkü bağımlılığımız var çaya. Flüt sesi, oradan balerinler çıkıyor. Oradan ha diye. Ay ben burada olmalıyım. Sevgili seyirciler, çayı simidi çok seviyoruz. Vapura binmeden de olmaz. O yüzden vapurda çay simi sohbet. Bugünkü çay sohbetinde sevgili Açel Yakoyun'la birlikte olacağız. Ve bu keyifli sohbetle bizlere Yeşilay Derneği Genel Müdürü sevgili Savaş Yılmaz eşlik edecek. Biraz sonra İskele'de onlarla buluşacağız. Şimdi İstanbul'un keyfini çıkartalım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz tanışıyorsunuz tabii. Evet, tabii. Biz tanışıyor ve çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Savaş Bey çay içecek gibi bayağı. Evet, ben çayı çok seviyorum. Ben de içeceğim. Tek bağımlılığımız çay maalesef. Çay, tek bağımlılığımız çay diyor. Ama şekersiz. Evet, şekersiz. Evet, şimdi sınav sorumuz geliyor sevgili seyirciler. İstanbul kartları var mı? Benim var. Var mı Savaş Bey? Benim de var. Vallahi mi? Gerçekten var. Bir dakika dur bakayım. Yok bir dakika. Var var. Var mı? Hemen öyle gösteriyorum. Yok ben ısmarlayacağım var mı diye sordum. Hayır, var, açalım var, önce var, davran. Var. Vallahi var. Efendim vapuru bizi bekliyor. Hadi gidelim. Ben ısmarlıyorum. Sağ ol. Yetersiz. Aa. Bitti mi? Yetersiz bakayım. Süper. Savaş Bey teşekkür ederim. İnşallah var. Tamam işte budur. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşadığımız şehirde, mahallemizde yüzlerindeki gülümsemeyle iz bırakmış isimler vardır. İşte Açelya Akkoyun'da sihirli kutu televizyon ekranından hayatımıza girmiş, mahallemizin güler yüzlü misafiri olmuş birisi. Gözlüklerimle kurtarıcı olarak geldim ve... Evet, işte bu an. Bir yandan da ceketi, kolundaki çantasıyla yıllardır sürdürdüğü başarılı oyunculuk kariyerinin sırlarını açığa çıkartan adeta bir iş kadını gibi. İstikrar onun başarısının karşılığı. Ve hayatın içinden bir başka isim, Savaş Yılmaz. Yaşamı planlamak, onu kontrol etmek ve ona doğru yön vermek gibi kavramlar konusunda deneyimli, oldukça bilgili bir misafir bizim için. Gel. Hoppa! Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nden başladık. Kaptan Köşkü'nde efendim çaylar demleniyor. Bizimkiler taptaze geldi. Yolcular hem manzaranın keyfini çıkartıyor, evlerine, işlerini gezmeye gidenler var. Sizler de hoş geldiniz diyoruz. Ve sevgili Açelya Akkoyun, uzun yıllardır ekranda gördüğümüz, yaptığı işi seven, bunun mutluluğunu evet, yaşayan gerçek bir oyuncu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ediyorum. Programınızı zevkle izliyorum. Teşekkürler. Dolayısıyla ben de çok memnunum programınızda. Harika. Böyle güzel bir, göreceksiniz birazdan, siz sunun. Beyefendiyle böyle Savaş faydacı. Savaş Bey'le birlikte olmak. Savaş Bey borçluyum ben zaten. Kendisini İstanbul kartıyla evet, şu an vapurda seferliyim. Siz kendiniz yani prodüksiyonunuzu yaptınız. Yeşilay Derneği Genel Müdürümüz sevgili evet, Savaş Yılmaz. Gerçekten bağımlılık konusunda yapmış olduğu çalışmalar, farkındalıklar, bu konudaki benim de bilmediğim ve gerçekten öğrendiğimde ya ben bunu nasıl bilmiyormuşum dediğim güzel çalışmalar var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben tabii bir Ankaralı olarak bizim için bu çok lüks bir şeydi. Biz öğrenciyken İstanbul'a gelirdik. Yaptığımız ilk şey ve yapmamız gereken tek şey hatta bu vapura binip en azından bir karşıya geçmek. Ne kadar şanslı derdik İstanbullular. Her zaman bunu bir rutin olarak yapabiliyorlar. Biz tabii bunu böyle gördük hep vapuru. Bugün de burada bu programı yapmak gerçekten büyük bir keyif. Bu atmosferde de tabii ki yolcular olmazsa olmaz. Bugün yolcu koltuğumuzda bir kişi var.
Ahmet Bey bize eşlik edecek. Evet. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Merhaba. Ben seni tanımak isteriz. Ahmet Aydın. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde okuyorum. 1997 Bursa İnegöl doğumluyum. İnegöllüyüm. Onun haricinde fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve Instagram hesabımda paylaşıyorum. Paylaştığımda da biraz daha yabancı odaklı paylaşımlar yapıyorum ki yabancıları çekmek amacım. Ve bu amacımın meyveleri yavaş yavaş gelecek ve Yeni Zelanda'dan ve İtalya'dan arkadaşlarım gelecek yaza doğru. İnşallah, ne güzel. Ne güzel, bravo. Girişimci. Evet, yani biraz daha ülke turizmine hani tanıtımlardan daha farklı, benim gözümden de biraz bir şeyler güzel katmaya çalışıyorum. Güzel, onlar gelince Boğaz Tırı'na çıkmayı unutma. Kesinlikle. İnşallah. Bizim ekmek teklifimiz bu efendim. Ne güzel. Yani... Sizi de tebrik ederiz. Yani gerçekten hem bu kadar önemli bir değeri seyirciyle ve sanatçıyla tekrar ve faydalı kişilerle buluşturmak büyük başarı. 2002'den bu zamana çok geçmiş ya ekmek teklifi. Eskiler değil mi? Ya ben gerçekten... Çok şükür, çok şanslı insanlardan biriyim. Çünkü sevdiğim mesleği yapıyorum. Yani 16 yaşında konservatuara girdiğim sene şehir tiyatrosuna da başladım. Ve düşünüyorum, biz 16 yaşında, benim kızım 8 yaşında. Ben onu diyorum 8 sene sonra böyle iş hayatına nasıl bırakacağım diyorum. Bu arada annemi babamı da tebrik etmem gerekiyor. Çünkü eğitimciler, ikisi de öğretmenler. Evet, annem Kadıköy Anadolu Lisesi'nden İngilizce öğretmeni. Babam coğrafya. Babam coğrafya öğretmeni. Dolayısıyla tabii yaşadığımız devirle de alakalı bir dönem ama gerçekten bize yuvamıza sahip çıkıp ama uçmayı da öğrettiler. Özgürlüklerle uçmayı ama hep bir ait olduğumuz yer vardı. Hep sahip çıkmamız gereken bir yeri de sevgiyle ve değerle verdiler. Buradan sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum anneme babama. Allah onlardan razı olsun. Babam rahmetli oldu. Evet. Ama her gün öyle bir babaya sahip olduğum için dua ediyorum. Çünkü bize en önemli şeyi verdiler. Sevgi ve değerli olma hissi. İstikrarı da sağlayan şey galiba sevgisiz. Evet. Mesela 25 sene mi oldu, 30 sene mi oldu? Kaç senedir ekranlarda ve sahnesinde? 1990'da... Hiç işsiz kalmadınız herhalde. Hiç kalmadım. İnanır mısınız Ömer Beyciğim? Ben Aliye'ye hamileyken kızıma... O senelerde bir hamile sunuculuk yapıyordum. İş geliyordu. Yani hani bu bir istek ve kısmettir. Doğru. Çok şükür tabii ki ama... dediğim gibi siz bir işe ne kadar değer verirseniz hayat da size o kadar değer veriyor. Bu kişisel kendinizle de alakalı tabii ki ve çalışmak ve azimli olmak. Ben çok azimli bir insanımdır. Hırslı değilimdir ama çok azimli bir insanımdır. Adanalılar öyle mi olur? Bilmem, ben yöresel bakmıyorum. Ben dünyalıyım. Ben kulum, sonra da dünyalıyım. Doğru. Benim doğru. Bakış açım genelde ilk başta buradan başlıyor. Doğru. Açık söylemem gerekiyorsa. Evet. İstanbul'da insana yeni şeyler kazandırıyor. Ben de Eskişehirli olarak buraya geldikten sonra evet. Ayrı bir dünya. Siz mesela Kars'tasınız. Evet. Orada ben, çocuk orada mı geçti? Ya 2 yaşında falan Ankara'ya taşındık. Biz aslında benim çocukluğum, öğrenim hayatım hep Ankara'da geçti. Biraz bürokrasi vardı işin evet. içinde. Fakat ben okuldan sonra bankacılıkla başladım aslında. Burada banka müfettişi olarak bir bankada başladım. İlk İstanbul'a da öyle geldim yaşamaya. Şimdi tabii bankacılıktan geldiği için şimdi Yeşiler Derneği Genel Müdürlüğü yapıyor Savaş Bey ama üniversitede test çalışmanız sağlık harcamalarının finansmanıymış yani. Wow. O noktada şöyle bir şey var yani oradaki bilgiler boşa gitmemiş hiç yani. Sevgili Ömer ama şimdi artık sağlığa estetik de girdi. Değil mi? Bütçe çok ilerledi Türkiye. Tabii Türkiye için çok büyük bir dönüşümdü o. Sağlıklı dönüşüm programı. Bu sağlık hizmeti almak çok büyük problemdi Türkiye'de. Yani işte, maalesef. Benim babam işçiydi. Biz işte gece giderdik hastaneye. Sabah işte göz doktoruna muayene olabilmek için. Aslında Yeşilay'da toplum sağlığına hizmet eden bir kuruluş zaten. Kesinlikle. İşte dünyada bu bağımlılık meselesine herkes artık halk sağlığı problemi olarak bakıyor. Ah hoş geldiniz. Ben size hoş yardım edeyim. Teşekkür ederiz. Tam da çaylar çok güzel. Çok güzeldi. Bak hemen aldım bile. Sağ ol. Abiciğim sen yavaş ben üşüyorsun. Evet. Ben biz biraz tabiri caizse çok teşekkür ederiz. Sıcak rahat içebiliyorum. Teneke ağzı derler ya, Anadolu'da de biliyor musunuz? Erken bitiriyorum. Evet. Çok seviyorum. Aslında zararlı da ama. Evet. Şimdi çayın bağımlılığı olur mu? Vallahi olmaz diyemiyoruz çünkü bağımlılığımız var çaya. Ben günde bayağı içiyorum. Yani şekersiz içiyorum. Bizim olmazsa olmaz. Evet, yani aslında bağımlılıkta sevgili Ömer şöyle bir şey var. Aslında arkadaşlıklar var bağımlılıkta. Yani mesela sohbetle Türk halkı çay, kahve arkadaştır. Sohbetin olmazsa olmasıdır. İkramın olmazsa onlar iyi arkadaştır ya.
Aslında bağımlılıkta bence baktığımız zaman hayatın genelinde doğru arkadaşlıkları bir araya getirmek gerekiyor. Çocuklarımıza 3 yaşına, 3. sınıfa, 4. sınıfa kadar elbette öğretimde yapalım. Okuma filan öğrensinler. Çarpma öğrensin ama naçizane benim fikrim. Kişisel değerli olduklarına inansınlar. Değerli olan bir çocuk bağımlılıklarını doğru belirler. Bağımlılık olmadan yaşayamayız doğru, zaten. Mesela benim bir arkadaşım var mesela her sabah altta gidip sporda fotoğraf paylaşıyor. Ben de spora bağımlıyım. Yani bağımlılık olmadan zaten hayat devam etmiyor. Fakat bağımlılığın ne olduğuna karar vermede beynin çalışma prensibini doğru yerleştirmekten. Doğru şeyi seçmek lazım. Aynen öyle. Doğru aslında kötü alışkanlıkların başlamasının sebebi biraz kendini değersizlik. Şimdi biz bağımlılığı şöyle tanımlıyoruz aslında. Eğer bir madde veya bir davranış sizin hayatınızı kontrol etmeye başlıyor ve sizi olumsuz sonuçlara götürüyorsa biz bundan bağımlılıktan o zaman söz edebiliyoruz. Yani bugün bu bir uyuşturucu madde de olabilir. Bir teknoloji de olabilir. Bu tanımlamalar çok önemli yani. Mutsuz oluyorsan çünkü onu yapmadığın zaman. Çünkü birçok insan aslında farkında değil belki de o süreçte olduğunu. Evet, bağımlı tabii, zannetmiyor tabii. Kendini ama. Alışveriş mesela biz hanımlarda. Mesela sizin sosyal ilişkilerinizi bozuyorsa, doğru. Arkadaşlıklarınızı, evdeki ilişkilerinizi bozuyorsa, akademik başarınızı düşürüyorsa, iş hayatınızla ilgili sizi olumsuzluklara götürüyorsa, normal ihtiyaçlarınızı mesela yemek, işte su, bunun gibi fiziksel ihtiyaçlarınızı artık karşılayamaz ya da önceliklemiyorsanız işte o zaman bağımlılıktan bahsediyoruz. Bu uyuşturucu madde de olabilir. Dediğim gibi bir oyun da olabilir. Açelyan'ın bahsettiği şey insan sağlıklı yaşama becerisi varsa zaten bağımlı olmuyor. Her şeyin üstesinden geliyor çünkü. Evet, bağımlı olmuyor. Güdünü öyle geliştireceksin. Bu sadece fiziksel sağlık anlamında demiyorum. Ruh sağlığı da anlamında. Yani zaten Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlıyor. Bedenen ve ruhen iyi olma hali diyor. Bir de maalesef son dönemde hayatımıza giren teknoloji bağımlılığı. Benim sizin de fikrinize ihtiyacım var. Şöyle de bir gerçekle yaşıyoruz. Artık günümüzde teknolojiyi çocuklardan uzak tutmamız imkansız. Sadece teknolojinin onu yönetmesini değil de çocuğun onu yönetmesiyle ilgili doğru örgütleme, programlamak. Çünkü ben şeyi de görüyorum. Biz çocuğumuza hiç tablet almıyoruz. Ama başka çocuklarda var. Dünya artık tablete gidiyor. O çocuğa tableti doğru kullanmayı öğretebilmektir anne babanın meziyeti. Doğru. Yani siz yok sayarak tamamen bir çocuğu yetiştiremezsiniz. Çünkü değil. İlk özgür olduğunda o zaman tablet bağımlısı olacak. Çünkü bütün ömür onu özlenmiş olacak. O yüzden bir birey yetiştirirken bence önce doğruyu yanlışı onun farkına varmasını sağlayabilmektir eğitim. Siz öyleydi, böyleydi değil. Ona ya da yasaklar koyarak değil. Evet. Tabii biz teknolojide bizim bir sloganımız var. Bağlan ama bağımlı olma diyoruz. Her yani bağlanacaksınız. Öyle. Yani burada ama bunun sınırlarını çizmek lazım. Yeşilay'ın teknolojik bir uygulaması var. Onu duyunca zaten bu şeyden aklıma geldi. Sigara içilmesi yasak olan yerlerde bir aplikasyon yapmışsınız galiba. Orada mesela kullanıcı yasak olarak orada tütünlü mamuller tüketilmesine izin veriyorsa tak haber verebiliyoruz yani. Evet, 3 tuşla haber verebiliyorsunuz. 3 tuşla haber veriyorsunuz. Efendim rahatsız oluyorsanız bu uygulamayı kesin indirin yani. Çünkü o an insan ne yapacağını bilemiyor. Kime şikayet edecek yani? Ve hiç kimseyle muhatap olmanıza gerek yok. Orada konum bildirerek direkt kayıt olarak Yeşil Dedektör diye bir uygulamamız burada var. Burada şey olursa yanlış uygulaması. Onun da önüne geçiyor aslında çünkü hani kayıtlı kullanıcı. Yurt dışında kullanıcı. Da öyle ya. Sizde var mı uygulama? Varmış beyefendi. Süper. Kaç yıl şikayet ettiniz? Yanlış ihbarın önüne geçen bir şey. Çünkü telefonda bunu tespit etmek mümkün değil yanlış ya da yalan ihbarı. Ama burada kayıt olmanız gerektiği için zaten yanlış ihbar yapmamız bekleniyor. Kişisel bilgileriniz var çünkü. Evet, mail adresiniz var. İlk başta da teyit alınıyor zaten. Bu noktada sizin mesela çocukluk döneminde çalışan anne babayla büyüme süreci nasıldı? Sonuçta onlar sizi öpüp aslında güle güle. Bütün günü geçirdikleri çocuklar yanına gidiyordu. Ben hep onu söylüyorum. Annem kızacak artık. Özür dilerim anne. Ben hayatı 40 tane kardeşle başladım diyorum. Yani annemin o bakardım. Bu seninki kardeşlerim kim? Çünkü o kadar mesleklerini önemseyen insanlardı. Kardeşlerim kim? Aynen öyle. Onların yazılıları, onların ders programları, onları hazırlarlar dedi. Dolayısıyla ben paylaşmayı, belki buramda birazcık düğümcük olarak, onu aşmayı, kendi içimde o devinimi yaşamayı öğrendiğim için bugün baktığınız zaman kendimce naçizane herhangi bir başarıyı alkışlamaktan mutlu oluyorum. Bir başkasının aslında başarısı doğru, beni mutlu ediyor. Gerçekten. Çünkü onu o yaşlarda aştım ben. Elbet kıskanmışımdır. Elbet annem niye onunla ilgileniyor yaşamışımdır içimde. Yaşamıyorum desem yalan olur. Ama onu aşmayı öğrendim. Çünkü aştığım sürede bana değerli olduğumu hissettiren bir annem babam vardı. Ne güzel.
Siz 15 yaşındayken oyunculuk yapmaya karar verdiğiniz o Keşanlı Ali Destanı'nı annemin seyretme okulu. Anneniz mi getirdi? Annemin okulu. Anneniz benim okulu abim zaten Boğaziçi Üniversitesi oyuncularındandı. Ben izlerdim hep onun provalarını filan ama sonra tabii Keşanlı Ali Destanı'nda annem ben bu sahnede diş hekimliği okuyacağım yani matematik bölümü mezunuyum ben. Voleybolculuk? Voleybolda devam. Var. Tabii. Ha, var. A takımda oynuyorum filan. O sene ben bayağı aktifim ama konser işte burası. Bakın burası işte tam burası. Kadıköy'deki devlet konservatuarında bir gün gittim bir flüt sesi oradan balerinler çıkıyor oradan haa diye. Ay ben burada olmalıyım ben burada okumalıyım. Dolayısıyla eve gittim ve ben konservatuar okuyacağım dedim. Tabii ne babam güzel. Dedi ki annem dedi ki filoloji okuyacaksın. Nedense her anne baba kendi çocuğunun kendi devamlılığını istiyor. İşte babam dedi ki şunu okuyacaksın bunu okuyacaksın. Abim çıktı bırakın dedi ne yapmak istiyorsa yapsın. İleride dedi mutsuz olursa siz vebaline girmeyin. Babam dedi ki bir şartla okulunu okuyacaksın. Okula girmek de kolay mı? Valla bravo, yani, bravo. Girdik ama ömrüm 24 kilo verdim. Çok tabii kilolu bir çocuktum. Voleybolun getirdiği irilik vardı. 10 parça hazırladım falan ve devlet konservatuvarına girdim. Balık etliydiniz herhalde. Doğru kelime bilmiyorum. Evet çok doğru. Ben böyle yapıyorum bazen espri yapıyorum. Ben hep balık etliydim ama balığın cinsi ara sıra değişir diyordum. Evet. Şaka bir yana bizim zaten biz manken değiliz. Tabii ki bunu da ayırmak isterim. Sizi de aslında içine alarak bizler ekran önündeki insanlar bir sporcu gibi yaşamalıyız. Çünkü biz gerçekten beyniyle, bedeniyle iş yapan insanlarız ve bunun için de sağlıklı yaşamamız kesinlikle, şart. Kesinlikle zaten. Ya sporcudan çok ayrılan bir hayatımız yok aslında. O anlamda bizim. Birleşiyor değil mi? Yani insan yine de bence en büyük yatırım şu andır hayatta. İleri değildir. Şu an yatırımınızı yaparsanız ileri gelir zaten. Evet, çok doğru. Bu arada biz keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Ahmet, tabii ben hani tamam program sunucusuyum. Siz de konuşmalar yapıyorsunuz. Siz zaten hep ekran önündesiniz. Ahmet ilk defa mı? Evet, programında. Evet, ilk defa. Konuşsun. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Çünkü ileride sizin yerinizi almayı istiyorum. Ben de bir program sunucusu. Bravo. İnşallah. O yüzden ilk deneyimim. Sizinle olmak, burada olmak çok güzel. Ben de mutlu oldum. Evet. Varsa sorun, ondan Açeli Hanım'a var aslında tabii benim ki. Sorum. Bu zamana kadar sizi hep böyle mütevazi, duygulu rollerde tanıdık. Böyle bir gün size böyle kötü anne, böyle hayırsız anne rol teklifi gelse, bunu red mi edersiniz yoksa değerlendirir misiniz? Ahmetciğim, çok samimi cevap vermemi istiyor evet. Musun? Ona cesaret eden prodüksiyon olduktan sonra niye oynamayayım ben oyuncuyum? Yeter ki cesaret etsin prodüktörler. Doğru. Ben oynarım. İşin yapımcılık kısmında yapımcılar genelde hani kişinin yüz karakteri neye uygunsa. Ama biz oyuncuyuz. Bizi yönetmenimiz yoğurur. Prodüktörümüz de bu yoğrulmaya evet ben katkıda bulunuyorum der. Yani baktığınızda iş tamamen bizde de değil aslında. Ama şimdi Açeli Hanım için bu dediğim biraz zor çünkü Açeli Hanım daha sete girer girmez gülerek girdiği için. Evet ama iyi de oynarım kötü kadını. Yani böyle bir dediği gibi ne demiştin? Hayırsız anne. Hayırsız anne. Ay içim gider ya zorlanırım ama oynarım. Çok zorlanırım doğruyu söyleyeyim. Toplum da kabul etmez ama ya. Ah işte toplum olaya öyle baksa kabul eder aslında. Bugün baktığınız zaman yurt dışında Al Pacino'ya da, De Niro'ya da hepsi farklı roller. Mafya lideri de oluyor, komedi de oynuyor. Aynen yani. Charlize Theron canavar oynadı. Kadıncağız Oscar aldı. Ondan sonra güzel kadın oynadı. Yani biz oyuncuyuz ama bakış açımız çok ilerliyor. Bundan çok memnunum. Senin bu güzel soruna cevap da vereyim. Türk sineması çok ilerliyor. Çok şanslı bir iklimin çocuklarıyız. Güneşliyiz. Doğayı sevin. İşte kazı yapın. Mikrofon sizde buyurun. İnsanlık adına her anlamda bahsettiğiniz o güzel pozitif duyguları bir araya getirirsek çok daha çok güzel şeyler olacak. Yaşanacağına inanıyorum. Esnaf duyarlı olursa, muhtar duyarlı olursa, evet. Komşun duyarlı olursa. Açeli çiçeği kokulu mu olur, kokusuz mu olur? Eskilerin bir lafı vardır, geçinmeye gönlün olacak diye. Yani insan aslında hayatta geçinmeye bir gönlünün olması evet, lazım. Benim çok yani gönlüm var. Hayatı sevmek midir aslında? Değil mi bu bağımlı noktada? Profillerine baktığımız zaman aslında genelde bu aile içindeki o sevgi ortamından uzak olan profiller genelde bağımlı olabiliyor. Aile içindeki iletişimin zayıf olduğu
profiller bağlamında olabiliyor. Bu ailedeki ilgiden bahsetmiyorum ya da anne babanın çocuğa ya da bireye çok fazla ilgisinden bahsetmiyorum. İletişimden bahsediyorum aslında. O iletişimin de temelinde sevgi var. Yani o sevgi dili olmazsa gerçekten ailede iletişim kurulamıyor. Şimdi o zaman benim aklıma şöyle bir şey geliyor. En temelinde bu aileden kaynaklanan bir durumsa, hayatı sevmemek, mutsuzluk ve sonuçta bağımlı olma durumu, bunu sanki yine çözecek olan yine aileymiş gibi geliyor. Tabii ki, tabii ki aile. Yani aileyle bozuluyorsa bu durum ailenin çözmesi lazım. Evet, tabii ki öyle. Bizim temel eğitimlerimizden biri de anne baba olma, yani ebeveyn olma eğitimleri. Yani annenin, babanın her şeyden önce çok iyi bir anne baba olması asıl gerekiyor. Asıl olay orada çünkü. Çünkü çocuğun ilk önce ihtiyacı olan şey iyi bir anne baba aslında. Okuldan önce, işte işten önce, okul arkadaşlarından önce mutlaka iyi bir anne babaya ihtiyacı var çocuğun. Ona sevgi veren, ona değerli olduğunu hissettiren, ona sınırları olduğunu hissettiren bir anne babaya ihtiyaç var. Bunu da öğrenmek lazım. Doğru. Şimdi Yeşilay'ın bu faaliyetleri arasında böyle bir danışma hattı vardı. Evet. O hala faal mi? Tabii ki. İstediğimiz zaman arayıp danışabileceğimiz. Bizim YEDAM diye Yeşilay Danışmanlık Merkezi var. Hatta Açeli Hanım da onun sağ olsun destekçilerinden. Biz orada Türkiye'de şöyle bir eksiklik vardı. Bir insan eğer bir bağımlılık problemi varsa, ailesinin içinde bağımlı olan biri varsa direkt ulaşabileceği, danışabileceği bir mekanizma yok maalesef Türkiye'de. Bir insanlar en yakınındaki insanlara da bunu anlatmaya utanıyorlar. O yüzden tanımadıkları birini bulsalar rahatlayacaklar. Aynen öyle. Bizim yani çağrı merkezimiz var. 444-79-75. Burada en büyük esprisi psikologlar çalışıyor. Yani ilk telefonun başında bekleyen psikolog. Başında psikolog. Kesinlikle başka hiç kimse, arada bir kimse yok yani arada bir kimse. Psikologlar ve konuyla ilgili bizim özel eğitim almış, yetiştirdiğimiz arkadaşlar direkt hem aileleri arayabiliyor, yakınları arayabiliyor, kendisi de arayabiliyor. Biz orada aslında yaptığımız şey bir, anlamaya çalışıyoruz sorunu. İki, onu nereye yönlendireceğimizi olay anlamaya tabii telefonda çözmek değil ama tabii bir rahatlatma durumu ve sonrasında motive etme. Aslında biz onu biraz tedaviye, yani bunun tedavi edilebilir olduğuna inandırmaya çalışıyoruz telefonda ve onu ilgili doğru, yani tam isabetli yer neresi de oraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Bakın başlamak bitirmenin yarısı oluyor. Bağımlılık hastalık mıdır? Tabii ki. Hastalıksa tedavisi vardır. Aynen. Yani aslında bu kadar basit bakmak lazım. Yani grip olduk, bu bir hastalıktır, tedavisi şu şekildedir. Bu iyi bir hastalık. Yani, aynen. Yani nasıl maalesef biz daha bunu ayıp olarak görüyoruz. Ayıp değil. Yani bizim bedenimiz nasıl hastalanıyor? O anlamda hastalık mıdır? Evet, evet. Ruhumuz da hastalanıyor. Ayıp değil. Tabii ki. Literatürde de öyle. Aynen. Doktorlarımız daha iyi açıklar ama bunu benim hani bilgi dağarcığımda şöyle bir şey kalmıştı. İnsan ömründe 8 ya da 9 kere depresyon geçirirse daha iyi yaşıyormuş. Yani bu grip gibi. Siz gribi yendiğinizde daha iyi güçleniyorsunuz ya. Doğru, bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Bizler de insanlar yaşam içinde işte buna ergenlik yeri geliyor anne baba olma sorumluluğu. Olgunluk dediğimiz şeydi bu olgunluk aslında. Olgunluk dediğimiz galiba, şey. Bu süreçleri doğru atlatırsak eğer zaten bir üstten başlıyoruz ruhani olarak. Yani bunun felsefi olarak da tekamül diyoruz zaten. İnsanın kişiliğindeki gelişim diye. Birçok adı var bunun ama yani kendi içimizdeki bu devinimler hoş zaten olması gereken bir şey. Dolayısıyla biraz da olaylara böyle bakarsak. Biz tamamız. Tamam. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Daha kabul ederiz. Şimdi biz önce kabul etmeliyiz durumu. Hayatta karşımıza sıkıntılar gelebilir, yaşadığımız alanlar zor ve kendimize hak vermeliyiz. Yani kendimize hak verir, durumu kabul edersek çözümü daha kolay buluruz. Biz çok şanslı bir iklimin çocuklarıyız. Güneşleyiz, güneşe sahibiz. Bugün istediğiniz kadar vitamin alın, istediğiniz kadar iyi beslenin. Güneşle bütünleşmeyince vücudunuzda geri gelmiyor. Güneşlenin, doğayı sevin. İşte kazı yapın, nasıl çiftçiler doğru mutlu, neden köydeki insanlar daha mutlu? Güneşle muhataplar, toprakla muhataplar. Biz şehir hayatında maalesef bunu yapamıyor muyuz? Hayır, yaparız. İşte vapura biniyorsun. İşte denizin var, Ankara'da mısın? Toprağın var, kaz toprağını. Yürü, parkın kenarında, gölün kenarında. Yani doğru programlamak, hayat mutluluğun şeyi doğru programlamak. Bunun için büyük çabalar sarf etmeye gerek yok.
Ya öyle güzel konuştunuz ki program. Tamam. Ay, özür dilerim. Siz ben de biraz çok konuşuyorum ama çok güzel konuşuyorsunuz. Ne güzel yani. Hani son söz gibi oldu. O yüzden demek istedim. Hayır yani. Çok keyifli. Ben bunu hayatımda aşmış. Kesinlikle. Ve her gün başarmaya çalışan ne bir güzel, insan olduğum için. Siz bunu söylüyorsunuz buradan. Sizi dinleyen insanlar da bundan ilham alıp bir şekilde bence evet, hayattaki yani, rotalarını değiştiriyor. Evet yani başarmaya olacaklar. Çalışmak çok da zor değil. Sadece bir saat kendine spor yani yürümek. Spor da değil. 40 dakika bir kendine ayır. Ki kendine eğer ayırırsan başkası için bir şey yapmayı düşünebiliyorsun o sürede. Ama başkasına bir şey yapmak otomatik olunca sıkılıyorsun belli bir süre sonra. Doğru. Vallahi katılıyorum. Yani. Yeni yolcularımız da geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederiz. Açeli Hanım'la birlikteyiz. Mikrofon sizde, buyurun. Evet. Şu an ilk tecrübem olmuş oluyor. Çok heyecanlıyım. Dün Instagram'da takip yaparken kendisinin gamzesiyle ilgili yine böyle bir iç geçirmiştim. İnanın demek ki kalbim o kadar temiz ki böyle bir programın içine dahil olmak. Ne güzel. Bir izleyici olarak çok mutlu etti. Kendisini de yani sizin programınızı da gerçekten çok severek takip ediyoruz elimizden geldiğince. Teşekkürler. Bugün kendisiyle de karşılaşıyor olmak ayrı beni mutlu etti. Ay canım benim. İnşallah insanlık adına her anlamda bahsettiğiniz o güzel pozitif duyguları güneşle birlikte evet. Bir araya getirirsek çok daha çok güzel şeyler olacak. Yaşanacağına inanıyorum. Ben de bir kimya öğretmeni olarak genelde pozitif olmaktan, insanların doğru. Birbiriyle güler yüzlü sohbetler ederek bir çayın keyfine varabilmeleri ne adına güzel. Çok mutlu oldum. Herkese hayatta başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Dahil ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok mutlu olduk. İyi programlar. Ne güzel konuştunuz. Sağ olun. Sağ olun. Hiç ilk buyurun. Geri durmuyor değil mi? Vallahi hiç ilk geri durmuyor. Şimdi onu söyleyecektim. Bir yani. De hani şey, insanın bu duygularını hanımefendinin yaptığı gibi isminiz? İsmihan Hanım'ın yaptığı gibi ifade edebilmek insanı çok özgürleştiren bir durum. Kesinlikle. Şimdi İsmihan Hanım o kadar güzel konuştu ki. Çok güzel konuştu adeta, gerçekten. Adeta vapur elçimiz oldu burada. Evet. Bir de tabii Yeşilay'ın elçileri var. Onlar da çok güzel. Yine yapılan o kadar güzel proje içerisinde hani dedik ya bağımlılık aslında olaya artık bundan sonra bireysel değil toplumsal bir bakış. Toplumun içindeki herkesi katmak, mahalleyi katmak. Siz aslında daha güzel tarif edersiniz. Evet, sağlık elçileri bizim ekmek teknesinden esinlenerek yaptığımız bir proje. Ya çok güzel gerçekten çünkü, öyle. Hoşuma gitti benim. Çünkü biz şöyle düşündük. Aslında bu mesele mahallede başlıyor. Mahallede eğer esnaf duyarlı olursa, muhtar duyarlı olursa, evet. Komşun duyarlı olursa aslında bu tür sorunları yaşayabilirsin ama çözebilirsin de. Yani bazen yanımızdaki insanın nasıl bir sorun yaşadığını anlamamız çok kısa sürede mümkün olabilir. Eğer onun hatırını sorarsak ya da ona bir yaklaşırsak, ona bir iletişim kurabilirsek onunla bunları anlayabiliriz. Ve biz o Sağlık Elçileri programında aslında oradaki esnafa, oradaki mahallede yaşayan... İnternet kafesinden, bakkalından, kuaförüne, insanların aslında girip çok fazla girip çıktığı yerler. Evet, orada bir sorunu anlama ve o sorunu nereye yönlendireceğini öğretme eğitim verdi. Bir ekip var o zaman. Evet. O ekip mahalleleri geziyor gönüllü olarak. Gönüllü böyle bir şey keşfederseniz. Orada gençleri kullandık. Ya bu mahalle sizin, bu mahallenize sahip çıkın. Hatta biz orada bir iletişim çalışması da yaptık. Metruk binalarda, metruk yerlerde bir grafiti çalışması yaptık mesela. Bizim danışmanlık merkezinin numarasını yazdık. Hiçbir şey yazmadan. Çok güzelmiş bu fikir. Dedi ki buraya Kurtul bu Bataktan yazdık üstüne de. Dedi ki 444-79-75 ara Kurtul bu Bataktan. Kim olduğumuz da belli değil. Şey oldu ama telefon bize ulaşan telefonlarda inanılmaz bir artış oldu. Çünkü bu süreç öyle bir şey ki bize bazen anneler babalar soruyor işte ben çocuğumu nasıl anlarım? Hani bağımlı olduğunu ya da madde kullandığını. Ben temelde şunu söylüyorum. Yani bu bir uzun süreç. Bu çocuk hemen bağımlı olmuyor. Burada bazı değişimler geçiriyor ve sizin onu yakalıyor olmanız lazım. Öncelikle de sosyal değişimleri yakalamanız lazım. Çünkü fiziksel değişimler işte çocuğun vücudundaki etkileri son falan daha sonra da oluyor ve daha sıkıntılı dönemde olmaya başlıyor, daha zor bir dönemde. Ama sosyal değişimleri çok erken görebilirsiniz. Tabii ki iletişimimiz varsa. Onlar ne? İşte arkadaş çevresi değişiyorsa. En önemlisi o yani. İşte sosyal ortamda başarısı düşüyorsa. İşte çocukluktan başlıyor. Yani çocuğun, sonradan olmuyor. Çocukla tabii ki hemen iletişim geliştirelim, olmuyor gel işte. Seninle iletişim geliştirelim. Olmuyor. Olmuyor yani. Baştan olmaz öyle bir kültürünüz olması gerekiyor. Bir sabah kahvaltısını beraber yapmanız gerekiyor. Akşam bir akşam yemeğini birlikte yemeniz gerekiyor. Bir faaliyeti birlikte yapmanız gerekiyor. Günü yorumlamak. Paylaşmak çok doğru bir kelime. Biz maalesef son dönemde biz hayatı değil de daha çok refahı paylaşmaya
odaklandık. Yani ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız kendi yaşayamadıklarını çocuklara yaşatmak istiyorlar. Ama bunu refahı paylaşarak değil de hayatı paylaşarak yapmamız gerekiyor önemli. Ki çocuklarımız da başka beklemediğimiz, istemediğimiz şeyler olmasın. Ahmet'e bir sorum olacak o zaman şimdi. Bu konuyu biraz Ahmet'in üzerinden giderek Açeli Hanım'a geçelim. Açeli çiçeği kokulu mu olur, kokusuz mu olur? Çalışmadan gelen geldi. Ahmet! Bence kokusuz olur. Nasıl olur? Kokusuz olur. Doğru bildi. Doğru mu şimdi bildi? Şimdi programda bugün özellikle spesifik olarak Açeli ismi üzerine de çalıştım. Açeli isminin rengi pembe oluyormuş. Kökeni Yunanca'da. Azelya. Efendim? Azelya. Azelya. Türkiye'de kaç tane Açeli isminden var diye baktığımızda 4433 rakamı çıktı karşıma. Çok az. İstanbul'da da 937 tane varmış. Yine az bence. Açeliya Elmas vardı oyuncu. Biz ikinci oyuncu tabii. Benim oğlum olsa Ömer koyacaktım. Ben kendime baktım 500 bin falan çıktı. Ömer koyacaktım ama Açeliya çok şanslıyım. Yani bunu söylüyorlar. Bunu söylemekle de çok çekiniyorum ama yanlış anlaşılmasın. 20 yıldır da Açeli'ye senden dolayı, bak kızım Açeli'ye senden dolayı koyduk. Havaalanında, toplu taşımalarda. Bebek Açeli'ler özellikle 99 depreminde ben çok şaşırmıştım. Gittiğimde Düzce'ye çok Açeli'ye bebek vardı. Biz işte böyle mi olacak diye seyrettik. Senden dolayı Açeli'ye koyduk. Yani aslında annemle babam, önce Allah'ın sonra da annemle babamın bu özel ismi bana vermesi çok mutlu ediyor. Çünkü isim biraz da kişiliği biliyorsunuz belirtiyor. İsmin enerjisi oluyor çok yani. Önemli. Evet. Çok önemli. Ben de kıza Aliye koydum ama Aliye bakalım. Deniz ikinci ismi mi? Aliye Deniz, evet. Deniz'e aşkımdan dolayı ve en yakın arkadaşım Deniz olduğu için yıllar önce söz vermiştim ona. 18 yaşındaydım. Bir gün çocuğum olursa adını Deniz koyacağım diye. Koydum da. Savaş Bey, sizde durumlar nedir? Ben de iki tane oğlum var. Allah başlasın. Birisi 13 yaşında. Çok zor durumdayız. Yani ergen. Ergen. Birisi de 2 yaşında. Onda da çok mutluyuz. Arada da uçurum var. Uçurum. Evet. Nasıl zor oluyor mu? Aradaki yaş baba, çok, yarı baba oluyor artık. Evet evet. Yani çok... Şimdi en zor dönemler aslında. Bizim de mesela bağımlılıkla ilgili en çok odaklandığımız dönem o dönem. Çünkü egosantrik dönem deniyor. Yani çok 15'e kadarki süreç mi yani? 13-15 arası çok kritik aslında. Orada çünkü çocuklara bir şey öğretmek çok zorlaşıyor. Bir şey kazandırmak. O yüzden Açeli Hanım dediği gibi çok önce başlamak gerekiyor. Çünkü orada egolar çok ön plana çıkıyor. Yani egosantrik dönem diyorlar zaten. Doğru. Yani sizin ne derseniz deyin. Hiçbir şekilde o yani, kabul etmiyor. Kibirli olma, vefalı ol. İstikrara bak. Önemli olma gibi, değil mi? Gibi oluyor ama olmuyor işte. Hani aslında çocuklarımız daha bize öğretmek için geliyorlar bence. Daha bilgililer, daha açıklar. Ben bir çayın çay olduğunu algılama sürecimle çocuğumun algılama süreci arasında hani kilometre hız farkı var. Sizin kuşakta o zaman aslında. Dolayısıyla evet, biz tecrübelerimizi veriyoruz. Doğru. Onlar aslında hızını çok ve yani. Hızını evet. Ve hızlı öğrenmesini veriyor. Yani burada karşılıklı bir alışveriş var. Dişil erkek durum var ruhani olarak da. Yani çocuğunuz da aslında sizi çok öğretiyor. Bana soruyorlar, işte anne olmak nasıl bir duygu? Bilmem, öğreniyorum. Ali öğretiyor diyorum. Yani ben de ondan öğreniyorum şu an. Hani ben anne olarak gelmedim ki dünyaya. Bu anlamda da bir üstünlük yok aslında. Biz çocuk büyütmeyi öğreniyoruz. O yeni bir anneye merhaba demeyi öğretiyor. Alışkanlık olarak hani kadınlar sever alışverişi dediniz ama sizin bence modadan daha çok ilgi alaka yemekle ilgili sanki. Ya hayır. Hayır, şaka yapıyorum. Elbette ben yemek yapmasında, yemek yemesinde çok seven biriyim. Zaten yıllarca bunu inkar etmiyorum. Ama ben oyuncuyum. Ben televizyoncuyum. Yani benim koltuğumda yemek yapmayı, yemeği çok iyi yapar ama ben yapabildiğim için bana çok teklif geldi ve yıllarca yaptım. Bununla ama ilgili artık programlar yaptınız. Türkiye karış karış dolaşıp. Evet, yeter artık. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Tam yemek dedik geldin. Yani. Evet. Tam bir çay ediyoruz. Bir çayınızı alırız. Bu konularda ama iyi gerçekten yemek yapan çok büyük gurmeler var. Çok güzel yemek yapan insanlar var. Güzel çay yapanlar olduğu gibi. Teşekkür ediyoruz bu arada. Sağ olasın. Evet ya, Türkiye'nin en hamarat kadını aramak için de evet, bir proje vardı. Evet, onu çok severek ben bir markanın... O çayı da alabiliriz Ahmetciğim, fazla.
markanın yüzüğüm yıllardır ve çok severek... Deterjan, evet. Çok severek taşıyorum. Biz hep oyuncuların aslında, evet işimiz bu, bir şeyin reklamını yapıyoruz. Siz de öyle bir gün geldiğinde bir şeyin reklamını yapacaksınız. Benim ama... ama severek yapmak başka bir şey. Ben gerçekten markama aşığım. Efendim siz inecek misiniz evet. Burada Beşiktaş'ta? Evet, inmek. Gezme mi var hocam? Hayır, yüksek lisansa, Bahçeşehir. Hadi inşallah. Ha, yüksek lisansa gidiyorsunuz. Güzel. Başarılar. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Bizler de memnun olduk. İyi programlar. Sağ olun. Bol keyifli sohbetler. Sağ olun. Çok hoşça teşekkür kalın. Ederim. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Biliyor musunuz ben bir anımı paylaşmak isterim vapurla ilgili eğer sizin için tabii çok mutlu vakit var ise. Var var vaktim ben, var. Ben 16 yaşında oyuncu olmaya karar verdiğimde işte dedim ya konservatuara gittim. Fakat bilmiyorum anneme babama dedim ki beni birinin çalıştırması lazım. Hani özel ders parası verir misiniz? Tabii veririz dedi annem babam da. Ben konservatuara girdim uzun boylu bir abi. Gittim yanına işte dedim ben dedim konservatuar oyunculuk bölümüne geçeceğim. Şekerim dedi bak dedi benim dedi çok vaktim yok dedi. Ben dedi Beşiktaş Vapuru'ndan dedi oradan Kenterlere oyunum var dedi. Gelir misin benimle dedi. O zamanlar cep telefonu falan yok. Ben anneme babama haber vermemişim. Gelirim dedim bak tam cesarete Allah. Bak dönüş param yok. Söyleyemiyorum da konservatuara gireceğim ya. Ondan sonra o abiyle bindik işte. Yani işte anlatıyor bak diyor şunları şunları alacaksın. Bunları bunları biraz kilo vermen lazım. Diksiyonunda şu var. Bilmem ben böyle dinliyorum. Şimdi diyorum ki dönüşte indirirse beni jeton olacak para yok. Ne yapayım? Ama diyorum aynı vapurla inersen. Aynı vapurla dönersen. Jet, o zamanlar jetondu. Doğru. Sarı sarı jetonlarımız vardı. Onu abi anlattı anı. Şimdi abiyi de söyleyeceğim. Şimdi tamam. Çok kızacak bana abi değil. Tabii Celal'im o benim. Celal Kadri Kınoğlu. Tatlı Hayat'ta hani uzun boylu çok iyi bir devlet tiyatrosu sanatçısı, doğru, yönetmeni, yazarı çok önemli bir insandır Celal Kadri Kınoğlu. Kesinlikle. Evet. Sevgili Celal anlattı işte de Macbeth alacaksın şu ama bu kiloları vermek zorundasın. Celal Bey niye biz daha sık görmemiz lazım aslında? Bence sanki de çok. Niye? Lütfen programınızı alsın da Celal Kadri'yi çok da eğlencelidir. Kesinlikle. Çok da felsefi ve çok güzel bakar hayata. Bana çok şey katmıştır bu hayatta. Neyse bana anlattı. Ben o hayatımın en heyecanlı vapur yolculuğuydu. Beşiktaş'a geldik. O Kenterlere gitti Celal. Ben aynı vapurda kaldım. Kritik o. Hemen Kadıköy'de sahaflara gittim. Dedim kitaplarımı ayırtın. Eve gidip para alacağım annemden babamdan. Tam inerken de Celal'e dedim ki ben özel ders alacağım dedim. Ne kadar hani ücreti hani aşkın ücreti olmaz dedi. Sen oyuncu olmak istiyorsun dedi ya. Lafı mı olur dedi. Sen dedi istediğin gel yalnız dedi sen beni kovalayacaksın. Ben seni kovalayamam dedi. Ben dedi ders verirken dedi gelip bir saat çalıştım. Beni çalıştır ağlayacaksın ya, yalvaracaksın dedi. Bence devam edin. Onu yaptım ben de. Ağladım doğru. Yalvardım. Ya en önemli şey bence bu kovalama mevzu. Bence herkesin yapmak istediği bir şey evet. Var ama tak böyle yapacağım. Olmak mı istiyorsun onu? Kesinlikle. Kovalayacaksın. Aynen. Öyle tat diye kucağına gelmiyor bir şey. Yani. Yemin ederim öyle. Doğru, ben Celal'i artık bıkardı benden. Doğru. Bir daha da bir saniye daha var. Bir kere daha seyret doğru. Beni. Kovalama olayı çok önemli. Tabii, her tabii. İşin yani aslında o mücadelenin en önemli noktası bence. Aynen yani. Öyle. Yani aynen hayatta öyle. Bir şeyleri başarmak için en önemli nokta bu. Bağımlılıkta da öyle. Başarıda da öyle. Her şeyde her öyle. Her şeyde öyle bence. Zaten biz çocuklara... En çok şunu öğretmeye çalışıyoruz. Yaşam becerisi diyoruz ona. Hı. Yani yaşam becerisi dediğimiz şeye sahip olursanız işte bu yaşamla ilgili kovalamak, azim, çalışmak, becerin. Disiplin. Bunlara sahip olursanız zaten hayatınıza o zararlı hiçbir şey girmiyor. Öyle yani. Bu dünyada da literatürde de böyle geçiyor. Yaşam becerileri. İşte life skills diyorlar. Bu becerileri kazandırırsanız çocuğa diyor. Çocuk hayatta başarılı, mutlu, sağlıklı bir birey oluyor. İnsan 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra bağımlı olabilir mi? Bağımlı olabilir, tabii ki olabilir. Şimdi 18 yaşına kadar aslında beynimizin işte lobları vardır. Bizim ön lobumuz karar verdiğimiz yerdir, beynin ön lobu. O 18 yaşına kadar gelişmesini tamamlamamıştır. Yani 18 yaşına kadar insanlar birçok meselede çok doğru karar vermeyebilir. İşte biz bu anlamda o yanlış karar vermesin diye çalışıyoruz. Çünkü mesela işte gençler görürsünüz bazen. Bazen anlam veremezsiniz davranışlı. Yani bunu rasyonel birisi bunu yapar mı dersiniz. İşte o henüz daha o ön lob karar verme güdüsünün geliştiği yerdeki gelişim tam tamamlanmamış olduğu için doğru karar veremez. Bu çok normaldir. İşte burada yanlış karar vermesinin önüne geçmeye çalışıyoruz biz aslında. Ama 40 yaşından sonrası da bağımlı seçiyor. Olabilir. O kendisi seçip kendi tercihi olmak. Belki o işte dediğiniz gibi bir depresif durum Allah mesela korusun. Olsun. Kendi tercihi olmuş olur. Kendi tercihi olmuş olur. Orada risk daha azdır.
Çünkü doğru karar verme yeteneği gelişmiş. Savaş Bey gerçekçi olun. Bünyede kaldırmıyor. 40'tan sonra sizi bırakıyor zaten. Savaş Bey sizin doğum kaçtı? Ben 75'liyim. 75'liyim. Ben de 40'ı devirdim. Bana sormayacaksın herhalde. Hayır. Ben geceleri uyuyorum onu. Niye yaştan sayayım ki? Böyle ki. Uyuyorum ama yani yaşamıyorum ki. Nefes alıyorum orada. Yaşadığım alan 40. Yarı yarıya. 21. Aslında öyle. Yani hissettiğiniz yaş önemlidir. Ya. Bir laf var ünlü bir düşünürün. Ben çok insanlar gördüm. 20'sinde ölüyor ama 70'inde gömülüyorlar diye. Ha, çok güzel. Yani, ben bunu kullanabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Yani önemli olduğunuz hissettiğiniz yaştır. Kaçta doğru. Verimli olduğunuz. 20'sinde geçen yine ölüyorlar, 70'inde gömülüyorlar. Ölüyorlar. Çok iyi ama değil mi? Şimdi, evet, bence de iyiymiş. Geçenlerde yine İngiltere'de bir araştırma yapılmış mesela. Çok ilginç veriler var bu yaşla ilgili. Mesela insanların en mutlu olduğu dönemler 60'tan sonra başlıyormuş. Çok ilginç. Tatil, babacım tatil. 60 yaşını geçen kutlamıştık. Allah uzun ama versin. Evet, yani daha tatil. Çok algılıyor. Küba'ya daha gitme hayalleri var. Tabii. Bak şimdi neden sizi yetiştirdi? Bitti. Doğru. Tamam artık kendime dönüyorum diyor. Doğru. Pardon Savaş. Yani yaşların da aslında nasıl verimli geçirdiğimiz, hayatımızın boşluklarını nasıl doldurduğumuzla ilgisi var. O yüzden 20 yaşında ölüp de 70 yaşında gömülmemek lazım. Doğru. Verimli, dolu dolu, pozitif şeylerle dolu tabii bir hayat geçirmek lazım. Evet, iskeleye yanaşıyoruz. Tamam. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Şehir hatlarında sizinle birlikte. Ay ne güzel. Bol bol çay içtik. Evet. Simidi program sonrası yiyeceğiz inşallah. Çok Savaş güzel. Bey size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ne demek, aynen ne demek. Öyle. Çok teşekkür ederiz. Size ben, teşekkür ederim. Ben de kendi adıma çok keyif aldım. Zaten hani Yeşilay ve Savaş Beylerle çalışıyorum ama sizi çok severek seyrediyordum. Teşekkür ederim. Ve çok değerli konuklarınız vardı. İnşallah hep devam edersiniz. Hep böyle ekranın temiz yüzü olarak biz de seyrederiz. Teşekkür ederim bu güzel dilekleriniz için. Biz de elimizden geleni yapacağız. Çalışacağız inşallah bundan sonrası için. Evet, kameraman netliği yaptım. Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbetin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere derken gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah. Rastgele. Rastgele. Hoşça kalın. Bu güzel gün sizin iyi niyetli ve keyifli sohbetinizle taçlandı. Zaman su gibi aktı. Bu program hep olmalı ve içimiz açılmalı. İyi ki varsınız. Keyifli bir İstanbul gününde, keyifli bir programda bizi ağırladığınız için, mesajlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmamızı sağladığınız için çok teşekkür ederiz.